İyi geceler, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi birkaç tane şey kaldı. Bulaşık onları yıkayacağım, makineye doğuracağım. Limonlu var mı? Yok yok, gerçek üstünde zaten açınca. Akşam bulaşıkları makineye doldurdum. Kızımı gelir diyerekten beni biraz ayırmıştım bilgileri. O da öyle bugün gelmeyeceğim anneydi. Saat şu anda 11'i geçti galiba arkadaşlar. Mutfağımı hazırlayayım dedim arkadaşlar, dedim. Şöyle birkaç tane bulaşık var, onları hemen halledeceğim arkadaşlar. Bir iki kase çorba var. Alırsa şey yapacağım, koyacağım pencereye arkadaşlar. Şuraya şöyle bir toparlayacağım. Akşam bulaşıklarını akşam namazından sonra dolduruyorum makineye. Hani sahurda falan kolaylık olsun diye.
Bence bu kadar oldu arkadaşlar. Çalıştıralım. Sonra kaldırınca arkadaşlar hiç öyle zorluk olmuyor akşam namazından sonra. Birçoğunu toparlıyorum. İşte biraz yemek kaldı, ondan kalıyor. O da işte yok çocuklara gelir falan diyerekten. Yemeğe geldi, misafirlerimiz geldi, çocuklar geldi. Bardasla geldi arkadaşlar. Onlarla beraber işte bardasla sevdik. 5 dakika falan geç geldiler. İlk kadar mutlaka 5 dakika sonra geldiler arkadaşlar. Yedik çaylarımızı işte namazlarımızı kıldık. Sonra onlar erken gidiyorlar da bari sonra 2 saat erken olduğu için. Yani iyice misafirimiz vardı arkadaşlar. Mutfakta yedik. İftarımızı açtık arkadaşlar. Aynen böyle. Makineyi çalıştırdım. Oo. Şimdi ben bunları bıraksam böyle bir zorluk oluyor şey. Sahurda falan böyle bir hoş olmuyor. Hani oruç Ramazan haricinde hallediyorsun sabah ama Ramazan'da zor oluyor arkadaşlar. Gece zaten uykulu uykulu kalkıyoruz. Derken yemekte taze fasulye, bulgur pilavı, çorba, salata, cacık var idi arkadaşlar. Epeyce pişirmediğim bulgur pilavını pişirdim bugün. Bardas bunun oyunu oynadı biliyor musunuz içeride? Şu plastik ya, bayağı bir oynadı. Oynadı. Sonra bir saat gelince ağlamaya başladı. Birazcık oturdum böyle bir içecek içtim, çay falan içtim. Kahve içmem lazım arkadaşlar. İkisi bir arada. Yemekten sonra, namazdan sonra böyle kahve attım ağzıma, şey Türk kahvesi. Böyle bir şey oluyor, rahatsız oluyor insan. Böyle bir şişkinlik oluyor falan. Onun için kahveyi şöyle pişirmeden, pişirsem içemeyeceğim. Şu mağara suyunu falan yerleştireyim. Bir dakika arkadaşlar. Bir tane de bardak kırdım bu arada. Tam suları koyacağım. Yemek saati. Bir tane bardağı ne yaptıysam pat diye düşürdüm. Bir bardak kırıldı. Burada cam kırıkları falan var. Cam kırıkları şu an şeyde ocakta. Sildim. Nerede kalmış? Thank you.
yemek istediğim için benim mutfağımdan öyle bir ocağın kenarında falan cam şey olmuyor arkadaşlar. Hani böyle yağlı yağlı olur ya ocağın kenarı. Öyle hiç olmuyor. Sadece böyle biraz lekeler. Yani bir kere sürünce geçecek lekeler oluyor arkadaşlar. Çünkü sürekli biliyorsunuz sabah akşam siliyorum. Şuraya su doluyor bak, su dolmuş yine. Çünkü kabakları yıkayıp koyuyorum buraya. Bunlar sabit tabaklar. Misafir tabakları. Barnaz yemeğini yemiş gelmiş. Öyle miydi arkadaşlar? Ve ben yine de koymuştum. Bunlar içeriye dolaba gidecek. Elde yıkanacak bardaklarım var. Şurada bir tatlı var. Bunu dolaba koyacağım. Dolapla birazcık şey. Bardakları yıkayacağım şimdi. İçeride var bardaklar. Ayağımızda basıyorduk ya. Elimizle açacağız. Böylesi yok muymuş? Yoktu ya. 15 litre bu. Diğeri 20 litreymiş demek ki. Aynı kolumdan şey. Biraz daha küçük. Onu giderken atar artık aşağı şeye. Çöpü de koyalım mı? Çöp dışarıda zaten. Dışarı sabahleyin. Çöpü koyarız. Hemen içeriden bardakları getireyim. Onları da yıkayalım. Bu ekmeklerden bayaklayan var mı canım? Ben açtım, yine böyle takılıp kalıyor. Hmm.
Şey koyuyorum böyle, su koyuyorum çay diyerekten ve kalyon su vermiyorlar, hazır su veriyorlar. Bir ara şey oldu, sayfam oldu onun için. Bağlasın, bak sen çay koyun, moda soyu falan diyorum. Hani Bağlas da böyle şey yapıyorum. Nasıl etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Küçük falan ama çocuklar anlıyor her şeyi. Ahşap tepsi arkadaşlar. Biraz böyle bir yerde kalmış, küflenmiş. Nerede kalmıştı? Şu an hatırlamıyorum. Galiba ben çalışırken şöyle buralarda su görmüş. Çalışırken hani böyle bir kaldırmıyoruz falan. Duruyor burada böyle dur. Ondan sonra şey olmuş. Yanlış da. Kullanıyorum canım burada. Eskiler. Ben şimdi çöpe atabilir miyim? Görsünler mi? Kamera var ama gideceğim. Ben de çoğu istemiyorum. Bakacağım ben. Ama koydum bile, sana laf etme. Ben de yardım. Ha, böyle kaldı. Şu sürahi makineye atayım bir ara arkadaşlar. O sürahiler bana çok lazım oluyor. Bir tanesini dolduruyorum. Bak şimdi ben açmıştım bunu. Ama yine küçücük minnacık bir şeyler gelince yine de tıkanıyor lavabo. Dün açtım daha. Şöyle peçeteyle sıvı vereceğim arkadaşlar. Aynen böyle arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle toparladım. Ortalıktaki şeyleri aldım. Dağınıklığı aldım. Şipşak. Evet arkadaşlar, ben bir kahve içmek istiyorum. Yeni aldığım bardakta. Uykum da kaçırsa içeceğim çünkü tatlı falan yedim arkadaşlar. Onun için içeceğim. Bu ışıkları açmayı unutuyorum, biliyor musunuz? O gün ne ışığı olsun, orucumu tuttum ışığı olsun arkadaşlar. Lavabom daha açılacak, bir dakika. Şarjım bitiyor bu arada.
çıktık gece. Çayını boşaltıp çayını demleyeceğim. Gece boşaltmak istemiyorum içindeki çayı arkadaşlar. Oh mis. Ne güzel. Gördüğünüz gibi dedik tencereyi her şeyi ortadan kaldırdım. İçerideki bardakları da aldım. Gayet güzel arkadaşlar. Şurada bir çayımı içeyim. Kahvemi içeyim. Derken ben onu aramıştım oğlum dedim. Oğlum gelin bugün yiyelim burada. Bugün anne bugün gelmeyelim demişti. Sonra bakmışlar şey saat geldi. Ondan sonra buraya. Anne ne yemek var dedim. Pilav, fasulye, çorba dedim. Hemen gelin dedim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte kendimize koymuştum masaya. Hemen onlar da geleceğiz diye. Onlara da koydum. 3 tabak. Bunlar biraz 5-10 dakika geç kaldılar. Sonra da yemiştik zaten. Geldi onlar da yediler. Öylelikle varlığı sevdik. Oh mis gibi. Orada namazı da kıldık. Bulaşığı makineye yerleştirdim. Yıkadım birçoğunu. Evet arkadaşlar. Ramazan gayet güzel. Böyle sakin bir şekilde gidiyor. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Her şey çok güzel arkadaşlar. Ne zaman güzel ibadetini yapınca, orucunu tutunca daha da güzel arkadaşlar. İşte namazlarını kılınca oruç daha güzel. Hediyelerini de verdim. İşte su şeyini almıştım. Filtresini. Onu verdim. Bir gelinimin namaz şeyini verdim. Namaz elbisesini verdim arkadaşlar. Evet işte. Görüştük. Konuştuk. Böyle bir akşam geçirdik arkadaşlar. Yemeklerimizi yedik. İnsan böyle bir çorbadan sonra işte yemek yiyorsun, pilav yiyorsun falan ya. Bir rahatsız ediyor arkadaşlar böyle hani. Çorbadan sonra böyle ben birazcık pilavı biraz fazla kaçırdım. Yani biraz bir tık daha az yesem o kadar olmayacak işte birazcık fazla yiyince insan rahatsız oluyor. Böyle bir şişkinlik oluyor falan. Pilav da güzel olmuş ama dedi yapmıştım abi. Bir önceki videomda iftar hazırlık diyerekten atıyorum ya arkadaşlar. Gayet güzel olmuş ve ben onu yıllar önce yapardım. Yani çocuklar küçükken falan soğanlı, biberli, sebzeli pilav. Bulgur pilavını hep öyle yapardım ben ve çok da severek yenilirdim. Bugün daha hiç pilav kalmadı arkadaşlar. Çorbada birazcık kaldı işte. Öyle arkadaşlar fasulyeyi de yedik. Taze fasulyeyi yani bugünümüz böyle geçti. Allah herkesin evine bolluk bereket versin. Kızımla dedim aradım gel bizim yemeklerden kaldı. Geldiği zaman onlara biraz yemek ilave ediyorum zaten. Ek bir şeyler hazırlıyorum. Yok anne de bugün gelemeyeceğim dedi. Tamam dedim. Sonra bir nasip olunca geliyorlar arkadaşlar işte. Dostlar, kardeşlerim, canlarım, arkadaşlarım. İbadetlerimizi yapalım. Anne ben kahve yapıyorum mu? Ders çalışıyor. Tamam ben kapatıyorum zaten. Hadi görüşürüz bakalım. Kızım da spora gitti geldi de şimdi kahve içecek. Haydi görüşürüz. İyi geceler arkadaşlar. Selamlar.